Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'ın yeni Emmycraft bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum bir kısmınız, hatta büyük bir kısmınız da olabilir, bu bölümü uzun zamandır bekliyordu. Ben de dedim sizi daha çok bekletmeyeyim ve yeni bir Emmycraft bölümüyle karşınıza geleyim. Soranlarınız olacaktır, abi niye Emmycraft'lar bu kadar yavaş geliyor diye. Arkadaşlar biraz fikirlere, hani kafamda proje kalmamaya başladı. Şurada yarım yamalak bir bina yapmaya başladım, onu da beğenmedim, yarısında durdum. Tekrar revize edeceğim falan tasarımını. Ben de dedim hani bari görsel olan bir bina değil de işlevsel bir şey yapalım bugün. Hatırlıyorsunuz ben zamanında Monster Grinder yapmıştım yerin altına. Bildiğiniz üzere Monster Spawner bulamadığım için bu arkadaş gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ha, çok ham madde getiriyor mu? Getirmiyor. 3-5 kuruş bir yaratık getiriyor ama hiç yoktan iyidir. Şöyle hemen öldürelim. Şeyler de yukarı tırmanıyor. Neyse. Bunun yapmamdaki amaç Rotten Flesh ve Gunpowder falan fıstık toplayabilmemdi. İşe de yarıyorlar zaten. Sıkıntı yok. Bu bölüm ne yapacağız? Şimdi bu bölüm Squid Farm yapacağız. Yani Insect farmlayacağız. Onun içinde belli bir alan hazırlamanız gerekiyor. Ben şöyle aşağıda hazırladım. Gördüğünüz gibi bu farmı da yerin altına yapacağım. Gördüğünüz gibi 13'e 13'lük bir alan hazırladım. Arkadaşlar, bayağı büyük bir alandan bahsediyoruz burada. Gayet de güzel olacak gibi bir his var içimde. Bu alanın en fazla yarısı çalışacak. Geri kalan yarısı tırt. Yani bir işe yaramayacak. Bakalım hep beraber göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Şimdik. İlk ihtiyacımız olan şey raylar. Bir tane minecart hopper ve bu powered raylar gerekecek. Bayağı bir restonumuz var zaten, sıkıntı yok. Ama gold yetecek mi emin değilim. Şimdi ben bir 64'lük stack alalım. Lan demirimiz de az. Demir de yetecek mi acaba? Aha. Iron'dan çok demirimiz var. Ulan emmi. Hain emmi. Güya bana kaç stack iron verecekti de hala vermedi. Neyse, elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi tren rayına ihtiyacımız var. Tren rayı için ne gerekecek, ne gerekmeyecek çok da emin değilim. Gene böyle hazır, hafif böyle hazırlıksız bir şekilde oynuyorum. Şeyi almayı unuttuk. Şuradan biraz redstone alacağız. Şimdi şey var mı aslında şurada? Aynen var, redstone torch. Galiba altınla şu şekilde yapılıyordu. Bir tane de stick koyunca yok, böyle değildi. Redstone koyduk. Aynen. Bu şekilde powered rail yapabiliyorsunuz. Buna redstone sinyali yollayınca hepinizin bildiği gibi tren rayları böyle akıp gidiyor. Biz de onları kullanacağız. Demir, yani altın daha fazla var bizde yani demirden. O yüzden biraz altın kullanacağız gibi bir durum var şu anda. Çünkü daha hopper da yapmamız gerekecek. O yüzden tabii şuradan yeterli ham maddeyi koymazsan yapamıyorsun. Şimdi 42 taneyle bir yapmaya başlayalım hafiften. Bu sayede görürüz hem nereden neyden ne kadar çıkıyor. Deparat. Hadi oğlum. Şunu şuraya alalım. Hadi gir de. Düt, 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 düt. Dı 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 dı. Şimdi. Hop. Sen kırıl bakayım. Ya da bir saniye. Şunu buraya koyalım. Sen gel bakayım şöyle. Şunu da kıralım. Şunları şuraya koysak da olur aslında. Şöyle hafiften aydınlatmayı sağlamak için. Hemen halledelim. Hop hop hop. Şurada duracak arkadaşlar. Hop 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 hop. Şu ortalara dizeceğiz bunları. Şimdi hesaplayalım. Bu oda 13 genişliğinde bir oda. Her ray için kaç tane gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye hesaplıyorsam? Bir uçlara koymuyoruz. Geri kalan uçlara koyuyoruz. Yani her bir sıra için 11 tane bize çok ray gerekecek. Şöyle. Ok ürettiğimiz raydan anca bu kadar doldurabildik.
Biz bayağı bir altın harcayacağız bu sefer. Aslında daha ufak ölçekli bir şey yapabilir miydik? Yapabilirdik ama ben yapmak istemiyorum. Şu 11 demiştik değil mi? 5 tane buradan bıraksak, 5 tane buradan bıraksak tam şu orta ray buraya redstone'lar gezecek. O yüzden şimdilik buraları kırıyorum. Bir tane şuraya koyalım, bir tane de şuraya koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde işimizi görmeye devam. Biraz uzun sürebilir bu inşa. İdare edeceksiniz. Sky Factory'e durmak yok. Yeni bir seriyle gelebiliriz. İlerleyen günlerde. İnşallah beğenirsiniz. Gene bir Minecraft serisi olacak. Ne kadar Minecraft kanalına dönmeyeceğim diyor olsam da bayağı bir Minecraft serisi olmaya başladı yani. Beni yalancı durumuna çıkarıyor bu durum. Şimdi bakalım idare edeceğiz bir şekilde. Şunları yapsam mı? Neyse döşedikçe. Aslında yanıma mı alsam? Orada yaparım direkt. Şuradan dark şeyleri alalım. Gerekirse orada yaparız. Şuradan hop, yanlış şey tıkladım. Şuradan bir blok. Bir tek blok alalım. Ve inelim aşağıya. Haydi bakalım. Depar. İnsanlar bekliyor. Ay Sky Factory ay. Günlerdir Sky Factory oynuyorum arkadaşlar. Benim çektiğimi kimse çekmemiştir yani Sky Factory'de. Onun yeni bölümlerine de bayağı şaşıracaksınız. Bayağı hızlı bir şekilde end'e gitme ihtimalimiz var yani. Bakalım. Acaba ne olacak? Acaba. Bunları niye yapıyorum? Heh, bu arada bunu anlatayım. Hiç onu anlatmadım. Hiç konuşmuyorum ya. Bu kadar rayı niye döşüyorum? Şimdi otomasyon toplama sistemi yapıyorum arkadaşlar. Bu raylarda otomasyon toplama sisteminin birer parçası. Şurayı şöyle yaralım. Otomasyon toplama sistemi, yani kurduğum otomatik toplama sistemi bildiğiniz Hopper minecart'ın burada dolaşması. Yani öyle bir çok bir şaşırtıcı bir yanı yok anlayacağınız üzere. Sadece bir tane Hopper'lı Minecraft koyacağım. Ve o Minecraft bütün her şeyi toplayıp duracak. Bütün insekleri. Şimdi demiştik ki burada bir yer kuralım kendimize. Bir daha yukarı çıkıp durmayalım. Hemen bir tane bench yapalım. Şuraya koyalım. Bu arada niye bu redstone blokları döşedim? Redstone blokları her zaman sinyal yollar arkadaşlar. Bir daha şu şeyde redstone torçlarla uğraşmayalım diye. Direkt bloklarla kullanalım diye yaptım. Şimdi şuradan biraz koydum. Birazcık daha alsam, bir 30 tane daha alsam yeter mi acaba? Bilmiyorum. Yetmeyecek büyük ihtimalle ama şansımızı deneyelim. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Yetmedi. Birazcık daha gerekiyor. Sakin ve kararlı olmak gerekiyor bu oyunu oynarken. Evet, bütün altınlarımızı bitirdik. Sorun değil. İlerleyen bölümlerde de bir tane altın farmı yaparım. Onu da hallederiz şimdi. Gördüğünüz gibi bağlayınca bütün raylar kırmızı yanmaya başlıyor. Yani çalışır vaziyete geçiyorlar. Benim de amacım buydu zaten. Şimdi fazladan 7 tane rayımız oldu. Bir tane fazladan harcamışız. Geri yukarı çıkıyoruz. Bu sefer normal ray sistemine kurmamız lazım. Bir tane de Minecraft Hopper yapmamız lazım. Onu da aradan çıkaralım. Sonra test edeceğiz. Bakalım alttaki minecart düzgün çalışıyor mu? Bu arada Squid Farm için belli bilgiler vereyim size. Squidler suyun içinde spawnlanıyor. Bildiğiniz gibi Squidlerin spawn olduğu belli bir yükseklik var. Yani Y. Buradan parmağımla göstereceğim ama gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Yukarıdaki hop. Şöyle tam elimin hizasında yukarıda bir 75 yazıyor. O 75 sizin yüksekliğiniz. Squid'ler 63 ile 46 arasında spawn oluyorlar. Yani ona uygun bir şekilde hazırlamanız gerekiyor farmınızı. Benimki de o aralığın içerisinde. Harbiden 10 tane şeyimiz kalmış. Vay anasını satayım. Şimdi şu redstone'ları şurada bırakalım. Bırakmayalım. Üstümüzde kalsın. Aa, ayrımız varmış ya. Hiç gerek yokmuş. Şimdi bir tane minecart yapmamız gerekiyor. Şurada chest var mı? Yok. Hemen bir tane de chest yapalım. 1, 2, 2, şu chest'e de Hooper yapacağız bir tane hızlı bir şekilde.
Ne Hooper yaptık be. Şöyle de Minecart Hooper oluyordu bildiğimiz üzere. Aynı zamanda bizim birazcık çok fazla değil. Şu kadar yeter sanırım. Normal rail'a ihtiyacımız var. Hatta fazla bile rail yapmış olabilirim. Olsun. Bundan sonra Minecart Hooper'ı ben beğendim. Bundan sonra pek çok yerde kullanabilirim bu ray sistemlerini. Aslında daha fazla demirimiz olsaydı, aha giremiyorum. Demirleri harcamak istemeseydim, altınları kullanmazdım. Yani altınları şöyle araları serpiştirirdim, öyle hayvan gibi uzunlukta yapmazdım. Ama yeterli şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi şuraya bağladık. Şununla bunu bağladık. Bununla bunu bağladık. Şunu kıralım, alalım. Sonra buradan geldi buraya. Bununla bunu bağlıyorsunuz. Sonra bu buradan geliyor. Şundan geliyor daha doğrusu. Bununla bu buradan geliyor. Bununla bu. Sonra buradan geliyor. Aslında hepsini böyle yan yana zırt zırt diye yapabilirim ama işkence çektirmeyi tercih ediyorum sizlere. Tak 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 tak. Şunu da kırıp tak tak yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. En sona geldiğinde de şöyle bir tane düz yapın. Birer tane düz koyalım. Ve oluyor sanırım. Şimdi minecart koyduk. Bakalım gidiyor. Gezdi, gezdi, gezdi. Şuraya geçelim. Gözlemeye devam. Yani Hooper'lı minecart'ı. Şimdi oraya vurduğunda geri dönmesi lazım. Acaba geri dönecek mi? Asıl merakım o. Aha geri dönmüyor. Onu şöyle yapabiliyormuş peki. Aha fazla kırdık. Hayır. Şu an düşünüyorum. Onu bir şekilde geri yollamak lazım çünkü. Şu tekrar Hooper'ı koyalım. Şunu şuraya şöyle bağladık. Evet. Son sıraya bir şey yapınca bakalım geri gidecek mi? Vurdu. Geri sekti. Güzel. Demek ki son hanelere bir tane blok koymamız, yani bir şey koymamız yeterli oluyor. Hemen test edelim tekrar. Aferin koçum. Aferin. Ve bu kadar. Şimdi yapacağımız şeye gelelim. Bunu artık durdurabiliriz. Alalım şöyle üstümüze. Şimdi ben squidlerin buradan yukarıda spawn olmasını istiyorum. Yani dutların düşebileceği bir zemin lazım bana. Half slab'leri kullanalım. Hadi gidip half slab alalım. Bizim için de iyi olur. Aha yağmur başlamış. Ben oyun sesini bayağı kısmışım galiba ya. Sound, music, master volume, weather'ı kapamışım komple. Weather'ı da biraz açalım. Friendly creature'lar sönük kalsın. Master volume ona çıksın. İyi. Tamam. Şimdi biraz half slab alacağız. Biraz da sign alacağız. Onun da sebebini anlatacağım şimdi. Bala 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 bam. Şimdi burada hazır bayağı bir half slab'imiz olması lazım. Hani de stone slab'ler. Tamam, en sevdiğimden. Şunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Şöyle ol. Şimdi biraz da sign yapacağız. O zaman şuradan fazladan darkwood'lar alalım. Aşağıda yapacağım çünkü sign'ları bir daha yukarı çıkmak istemiyorum. Sign'ları niye yapacağım? Aşağıya doğru su akmasın. Squid'lerin bir şekilde boğulmaları lazım çünkü. Daha doğrusu havayla boğulmaları lazım. Bildiğiniz gibi suyla yaşıyor arkadaşlar. Şimdi burayı hızlı bir şekilde slab'lerle şu hizada slab'lerle doldursak oluyor sanırım. Şöyle yapabilir miyiz peki? Şuralara torç koysak olur. Şunları kırıp bir seviye yukarıya torçları koyacağız. Ki en azından ışığımız olsun, etrafı görebilirim. Şöyle. Evet oldu. Şimdi yapacağımız şey şuralara half slab'lerle kapamak. Bu sayede loot düştüğünde arkadaşlar bunun üstüne düşecek. Aynen bunun üstüne düşecek. Yanlış şey yapmadım. Şimdi bir stack daha alalım.
Tabii biz bunun bir kademe altını daha kazacağız gene. İşimiz bitmedi. Ne yazık ki. Düt 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 düt. Şimşekler çakarken Ahmet zavallı kalamarları öldürmek için aynen squid kalamar demek ayrıca arkadaşlar. Zavallı kalamarları öldürmek için planlar yapıyordu. Ve kendini yanlışlıkla buraya hapsetti. Evet. Çok çalışkanım. Kendimi hapsettim. Neyse halledeceğim şimdi onu da. Şurayı bitirelim. Minecart herhalde bir blok yükseklikte çalışacak. Emin de değilim. Şöyle bir deneyelim mi? Aha, attık yanlışlıkla aşağı. Şöyle denersek çalışması lazım. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Ben o zaman dizmeye devam ediyorum. Şunun üstünü kapamayacağım ki yukarı zıplayayım. Şimdi. Şimcik. Güzel bir tren ray sistemimiz oldu aşağıda. Hooper'la beraber çalışan. Düt 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 düt. Aynen. Tam yeterli sayıda hasıl evimiz varmış. İyi oldu bu. Sonra en sonunda buna koyuyoruz. Şuraya koyalım. Hatta buraya da koyalım. Ve hatta şuradan kendimize bir çıkış yolu açalım. Gördüğünüz gibi tren aşağıda ilerlemeye devam edecek. Şuradan şöyle eğilirsek görebiliyoruz. Tren ilerleyip devam ediyor. Şimdi şurayı böyle kapıyorum. Şimdi yapacağımız şeye gelelim. Arkadaşlar bize bol bol sign gerekiyor. Sign'in yapılışı basitti. Hiçbir zaman değişmedi. Şöyle iki stack alırız. Şöyle bir sıra. Şöyle bir sıra. Gördüğünüz gibi bol bol sign'ımız oldu. Bu sign'ları ne için kullanacağız? Sign'ları kullanmamızın sebebi basit. Aşağı su akmasını istemiyoruz. Tamam. O zaman sign'ı buraya koyuyoruz. Ve done diyoruz. Bir tane de önüne koyuyoruz. Bildiğiniz gibi sign'lardan su akmaya çalıştığında su buradan aşağı akmayacak. Sign'larda takılacak. Ama sizin de gördüğünüz gibi ben dahil bütün yaratıklar sign'ların içinden geçebiliyorlar. Biz bu sign'ları sadece suları bloklamak için kullanacağız. Anlayacağınız üzere. Şunları bir blok daha yukarı koysaymışız iyi olurmuş. Bir örümcek sesi geliyor yakınlardan. Evet. Şurada bir tane şey yaptık. Bu biraz uğraştırıcı bir iş. Ama ne yaparsınız? Şu 1,5 blokluk mesafede squidler ölecek arkadaşlar boğulup. Çok cani durmuyorum inşallah. İnşallah çok cani değilimdir. Evet. İlk sıra tamam. Şimdi ikinci sıra biraz zaman alıyor. O yüzden videoda burayı komple sign'larla doldurduğumda devam etmek üzere. Görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar, bitirdim komple aşağıyı böyle her bir blok sign'la kaplamayı. Şimdi torçları bıraktım. Çünkü neden bıraktım? Zaten ben su dökmeye başlayınca bu torçlar böyle aşağı doğru atılacak. O yüzden sıkıntı yok. Biz işimize devam edebilirim. Şu an bize kaç yüksekliğinde bakalım yer kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yüksekliğinde yaratık spawn edebileceğimiz alan kaldı. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu platformlar inşa ederek yapacağız. Peki nasıl platformlar? Ondan biraz bahsedeyim. Aslında şunu şuradan kıralım. Şimdi. Platformlardan biri arkadaşlar bu olacak. Şu tepeye kadar çıkacak ama tam tepeye ulaşmayacak. Bir blok kala ben platformu kapayacağım. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3 tane koyuyorsunuz. Şu ikisini kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir L çizdik beraber. Şöyle şeye benzetebilirsiniz bunu. Ben bu şeyi araştırırken şu şekilde söyledi bunu yapan yabancı arkadaş. Bunu bir satranç at taşının hareketine benzetebilirsiniz. L şeklinde ilerletiyorsunuz arkadaşlar. Yani her bloğun yanına koyup böyle L şeklinde ilerleyecek şekilde şeylerinizi ayarlayabilirsiniz. Sonra her şeyden sonra kırarsınız. Bunların her biri bir tane
sütun olacak ve sütunların en tepesinde de su koyacağız. Su akacak o sütunlardan sürekli ve düzenli olarak. Şimdi inşamıza devam ediyoruz son hız. Şimdi yaratık çıkması da benim derdim değil yani. Şu an mesela burada sadece bu sütunların tepesinde yaratık çıkabilme ihtimali var. Onun dışında başka hiçbir yerde çıkamaz. O da ayrı bir olay. Şimdi şunu şurada alalım. Elimizde yeterli kabuston yok. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi ilk sıra bitti. Şimdi ben yukarı gideceğim. Şimdi hep beraber yukarı gideceğiz aslında. Şurada hemen sağımızda şeyler var. Örümcek var anladığım kadarıyla. Çok yakından bir örümcek sesi geldi çünkü. Şimdi biraz kabuston alacağız yanımıza. Biraz kabustondan şeyler yapacağız. Artık bu redstone'ları bırakabiliriz diye düşünüyorum. Sonucuma şunu bırakalım. Boş boşuna slotlarımızı kullandırtmayalım. Şunları atabiliriz. Şunu atabiliriz. Bunu atabiliriz. Şunu da atabiliriz. Tren rayı kalsın arkadaşlar. Aslında demirlerden şöyle iki tane hooper yapacağım. Ama şeyimiz yok. Chest lazım onun içinde. Şuradan bir 16'lık alalım. Hızlı bir şekilde iki tane chest yapalım. Ve iki tane hooper yapalım. Hooper'ın da ne işe yarayacağını az sonra anlatacağım. O da çok önemli. Yaptığımız işte o da en önemli şeylerden biri. Bir şekilde çünkü bizim bu minecart'ı boşaltmamız gerekiyor. Bu iki tane hooper da o işe yarayacak. Şu kalacak, bu kalacak. Şu redstone sinyali bırakabiliriz şuraya. Şunu şuraya yanaştıralım. Şimdi buradan biraz kabuston alalım. Şöyle üstümüze yeter sanırım. Bu kadar. Elimizde iki tane sen kalmış. Neyse artık bir kere aşağı doğru gitmeye başladık. Sıkıntı yok. İn. Evet, tam şurada bir yerde bir örümcek var ve beni şu an deli vuruyor diyor. Şimdi burası tamamlandı. Şimdi şuraya yapacağız. Şöyle mi koyalım? Bakalım iş görür mü? Aslında hemen bir kontrol edeyim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde. İki boşluk koymuş. Tamam. Hemen kontrol ettim. İki boşluk koyuyorsunuz aynen. Aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Her duvardan iki boşluk verip sonra inşa etmeye devam ediyorsunuz. Hemen şöyle hızlı hızlı. Altımızdaki minecart dolanıyor hala. Ses çok net gelmiyor ama. Tam altımızdan geçerken duyabilirsiniz sesini. Buyurun arkadaşlar size çok güzel bir tutorial. Bayağı da güzel bence bu iş. Evet bir sıra daha bitti. Şimdi ben bu sıraları anladınız herhalde. Bakın iki tane sıra yaptım yan yana. Buraları geri kalanını böyle dolana kadar yapmaya devam edeceğim. Ve bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her birini yaptım. Arada böyle garip boşluklar olabilir. Onlara çok fazla takılmayın. Onlar sizin sorununuz değil. Sizin asıl sorunuz böyle güzel bir alan yapmak. Şimdiki istediğim yapmamız gereken şey istediğim şey değil aslında. Bu her bir sütunu neredeyse en tepeye ulaşacak kadar yükseltmek. Yeni görevimiz bu. Şöyle üstlerinden atlaya atlaya da yapabilirsiniz. Aslında en tepeye kadar değil de hani sizi ulaştırabileceğiniz en tepeye kadar olabilir. Mesela şu yükseklik ideal. Çünkü şurada zıplayamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi düşme ihtimaliniz yüksek. Mesela şöyle yan bloklara geçip sonra buraları kırabilirsiniz. Ya bir şekilde şuraları yükselteceksiniz. En tepe olması da en azından buraya kadar yükseltmek lazım. Tekrar buraya geçelim. Burayı yükseltelim iki blok. Sonra buraya geçelim. Burayı iki blok yükseltelim. Şuraya da yükseltelim. İki blok da burayı. Hemen şuraya geçiyoruz. Sonra burayı iki blok. Sonra burayı iki blok. Burayı iki blok. Şurayı iki blok. Burayı iki blok. Bunu kır. Aslında kolaymış ya.
Ben belki daha zor nasıl yükselteceğiz diye düşünüyordum ama birazcık uğraşmayla hızlı bir şekilde yükseltiliyormuş. Geldik neredeyse. Aynen. Şimdi buradan bir 64'lük stack daha koyalım elimize. Şöyle hemen karşıya geçelim. Şimdi şu az kaldı. Bunları video dışında yapmaya gerek yok. Bayağı az kaldı. Hop. Sonra en son kıracağım. Birleştirdim blokları. Aslında birleşik kamları daha iyi olabilir ya. Az sonra su doldurmaya başlayacağım çünkü. Şöyle. Bunları su doldururken her birine tekrar birleştirmek zorunda kalabilirim. Şundan şuraya, bundan buraya, şunu da yükselttik miydi? Bence hepsini yükseltmiş oluyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde geri gidelim. Şuradan şöyle. Evet, şunu kıralım. Şimdiki yapacağımız şey ise çok basit. Şuraya bir 4x4'lük alan açacağım. Ha, buradan ses gelmesinin sebebi belli oldu. Oraya açmıyorum o zaman. Şuraya tarafa doğru gidelim. Hem aydın çıktı. Şuraya bir kazalım. Buraya sonsuz bir su kaynağı yapacağız. Hep beraber. Şimdi az kaldı. Çok az kaldı. Biraz daha dayanmanız lazım. Aslında hemen tepemizde bir sonsuz su kaynağı daha var ama ne kadar az şey yaparsak o kadar çabuk halledebiliriz burayı. Bir tane buraya. Bir tane de buraya koyduk. Hop hop. Şimdi atlıyoruz. Buraya geliyoruz. Gelmeye çalışıyoruz en azından. En uçtan başlayacağım yapmaya. Bir tane buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akmaya başladı. Bir tane de buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi ikincisi de aktı. Ve aşağıya signların altına inmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam planladığım, istediğim gibi hareket ediyor. Vay anasını satayım. Her zaman böyle olmuyor. O yüzden şu an mutluyum. Hop, yukarı hızlı bir şekilde. Şöyle kafamızı çıkarırsak yeter. Tekrar da alalım. Tekrar hızlı bir hareketle gidiyoruz. Şu ikisini kırıyoruz. Şuraya bir tane koyacağız. Buraya bir tane koyacağız. Bir tane şuraya koyacağım. Sonra bunu kıracağım arkadaşlar. Karanlık olmaya başladı. İdare edin. Elimden geleni yapacağım. Aydınlık kalabilmesi için buranın. İki tane aldık. Hemen hızlı bir şekilde buraları doldurmaya devam. Şimdi şunu kıralım. Şuraya bir tane koyacağım. Buraya bir tane koyacağım. Aha, düştük. Neyse ki çıkabileceğimiz bir yere mi düştük? Aynen. Aslında şurayı tıkamamız bizim için en iyisi olur. Boş boşuna şuradan aşağı su akmasın. Akmaz sanırım diye düşünüyorum merdivenler yüzünden ama biz işimizi garantiye alalım. Şimdi tabii bunu yapmam aşağı düşmemi yasaklar hale getirdi beni. Şurayı da kapadık. Şu sıra tamam arkadaşlar. Şimdi buraları yavaş yavaş şu bağlantıları kırabiliriz. Çünkü artık bu sıradan şuraları ıslatacağız. Hadi bakalım. Yalnız şu an aşağı düşersek biz de boğuluruz. Çünkü şurası 1,5 kare yüksekliğinde ama biz 2 birim boyundayız. Büyük ihtimalle oraya düşersek biz de boğuluruz eğer yukarı tırmanmazsak. O yüzden biraz akıllı hareket etmemiz lazım. Şu uca gidiyorum. 1, 2 doluyor. Doluyor. Ama çok altın gitti ya. Şimdi bakalım şuradaki ışık da sönsün. Söndü. Tek ışığımız şurası kaldı. Işıksız köylerde yapayalnız. Şuralara bağlayalım hızlı bir şekilde. Sonra şuraları kıralım. Artık yeni sıraya girdik.
Şunu da kırabiliriz. Uçtan başlayalım. En karanlık köşeleri önce halledelim. Gördüğünüz gibi. Yani bir squid'in spawn olması için gerekli olan tek şey su ve yeterli alan. O kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu geri kalan kısmı doldurmak uzun süreceği için ve anladığınız için yaptığım şeyi kaydı burada durduruyorum ve ben burayı komple yaptığımızda, doldurduğumda suyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her yeri suyla doldurdum. Artık akışkan bir spawn arayamız var. Bu araya 55 ile yaklaşık şu seviyeydi sanırım. Yani 43'ten yukarısı arasında böyle güzel bir alan oluştu. Çevremde hiç su yok. Yani çevre coğrafyada hiç su yok. O yüzden burada yaratık diyorum. Squid'lerin spawn olması gayet iyi. Ben şunu şuraya atayım geri. Şimdi burayı kapatabiliriz. İçeride yaratık spawn olmayacak karanlık diye. Çünkü her yerde su var. Spawn olabilecekleri bir alan yok. Ama burada çok şıngırtı var. Orası da ayrı. Şimdi şöyle suyun akmadığı bir alan görmem lazım. Şuraya bir torç yerleştirmek lazım. Ha, minecart geziyor şu anda hala. Şimdi squidler spawn oluyor, düşüyor ve bu aralıkta ölecek dedim. Peki biz bunların şeyini nasıl toplayacağız? Size soracağınız sorulardan biri de olacak büyük ihtimalle. Şu minecart'ın bunları toplaması lazım. Şuraya iki tane kabuston atmıştım. Gördüğünüz gibi gittiler. Şu an şu minecart'ın içinde olmaları lazım. Minecart geçerken şuradan bir tıklayacağım ben ona. Biraz zaman alabilir. Ama hızlı olmamız lazım. Aha, tıklayamadım. Gene tıklayamadım. Minecart'a tıklayamıyorum. Aha. Tamam, şuradan gelirken tıklayabilirim diye düşünüyorum. Sen de gel. Şimdi burada slab sorunu çıkmasın. Hadi minecart, test edeceğiz seni. Hah, gel şimdi karşına şöyle bir güzelce. Aynen, gördüğünüz gibi o kadar hayvan gibi de cobblestone biraz da şey toplamış. Şimdi bunları bir boşaltma sistemi yapmamız lazım. Normalde boşaltma sistemi tam buraya kuracağım arkadaşlar. O yüzden şuradaki rayı kırıp alıyorum. Şunu da kırıp alacağım. Ray şey kart geldiğinde şurada takılıp dursun. Kartı da kıracağım çünkü. Şöyle alayım her şeyi. Tamam. Kart da burada. Hooper da burada. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Ama bir o kadar efektif. Şuraya bir hooper koyacağım. Aşağıya bakan. Gördüğünüz gibi alta bakıyor. Girdisi. Bunun üstüne şunu kıralım. Şunu şöyle şuraya koyarsak üstüne çıkabileceğiz tekrar. Bunun üstüne tekrar rayları koyacağım. Gördüğünüz gibi. Buradaki mantık şu. Hooper'lı minecart bu hooper'ın üstünden geçerken elindeki her şeyi bu hooper'ın içine bırakacak. Çalışma prensibi bu. Şimdi gitsin bakayım arkadaş. Şöyle birkaç tane half slab atalım. Hop. Sonracığıma bunun altına bir tane de şey koyacağız. Chest koyacağız. Bütün topladığı her şeyi oraya bırakması lazım. Orada da iyi yaratık oldu ha. Biraz yemek yiyelim. Güzel bölüm oldu diye düşünüyorum. Biraz yaratıcı, yani şey, bir inşa yapmadık ama güzel bir farm kurduk diye düşünüyorum en azından. Şu F3'e basalım, şunu kapatalım. Şuradan bir aslında 8 tane yeter ya. Fazla almıyor. Bir chest yeter. Ve çok fazla ink çıkacağını da sanmıyorum. Çünkü squidlerin spawn rate'leri o kadar yüksek değil. Bir tane chest büyük ihtimalle yeter bize. Şuradan atlayalım aşağıya. Hop. İniyoruz hala. İndik. Bakın Hooper almış bile içine ham maddeleri benim attığım.
Şimdi her oradan bir geçişte bu Hooper buna boşaltacak. Bu da chest'in içine koyacak. Yani burada düşen squid'lerin artıklarını. Tabi hala bir squid düşmedi. Nedenini bilemiyorum. Şöyle iki tane de şundan koyarsak. Şurayı da bir şekilde kapatmak lazım tabi. Şöyle kapatabilir miyiz? Şöyle kapatırsak olur. Normalde hop şunu da kapattık yanlışlıkla. Şuraya bir de bir basamak gibi bir şey yapalım da çıkıp şunu açabilelim. Normalde daha fazla iron olsaydı daha fazla hooper koyardım. Bu sayede şeyleri boşaltmamız daha çabuk olurdu. Ama yeterince iron olmayınca mecbur, malum yapamıyorsunuz. Bu şekilde işlevsel bir şey yaptık gibi diye düşünüyorum en azından. Şu anda herhangi bir spawn olmadı ama ileride spawn olmaya başlayınca ben bu lootlar kısmından gösteririm. İner chest açar size gösteririm. Bakın insect buldum diye. Şimdilik şunları kestikten sonra bölümümüzü bitirebiliriz. Artık squid farmımız da hazır. Merhaba gençler. Siz bayağı birikmişsiniz burada. Örümceklere dokunmuyorum normalde ama indiysen aşağı seni de öldürürüm. Bak tıkanmış orası gene. Aferin. Ölün. Ölün. Abinizi sinirlendirmeyin. Üstüme gelmiş. Şunları da atalım. Evet arkadaşlar. Umarım Squid Farm'ı beğenmişsinizdir. Yani kalamar da diyebiliriz bunlara. Mürekkep balı da diyebilirsiniz. Ne demek isterseniz deyin. Artık bir mürekkep farmımız var. Bundan sonraki bölümde elimizdeki bütün goldları bitirdiğimiz için Nether'da bir tane gold farm yapmayı düşünüyorum. Artık ilerleyen günlerde göreceğiz. Aslında kafama şu takıldı. Daha önce hiç squid farm yapmamıştım. Yerin altına squid farm yapınca acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu emin de olamadım. Hani squidlerin spawn olacağı alanın gökyüzünü görmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu ondan da çok emin değilim. Ama sanırım sıkıntı yaşamayacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kav'ın yeni Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum bir kısmınız, hatta büyük bir kısmınız da olabilir. Bu bölümü uzun zamandır bekliyordu. Ben de dedim sizi daha çok bekletmeyeyim ve yeni bir Minecraft bölümüyle karşınıza geleyim. Soranlarınız olacaktır. Abi niye Minecraft'lar bu kadar yavaş geliyor diye. Arkadaşlar biraz fikirlere hani şey kafamda proje kalmamaya başladı. Şurada yarım yamalak bir bina yapmaya başladım. Onu da beğenmedim. Yarısında durdum. Tekrar revize edeceğim falan tasarımını. Ben de dedim hani bari görsel olan bir bina değil de işlevsel bir şey yapalım bugün. Hatırlıyorsunuz ben zamanında Monster Grinder yapmıştım yerin altına. Bildiğiniz üzere Monster Spawner bulamadığım için bu arkadaş gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ha çok ham madde getiriyor mu? Getirmiyor. 3-5 kuruş bir yaratık getiriyor ama hiç yoktan iyidir. Şöyle hemen öldürelim. Şeyler de yukarı tırmanıyor. Neyse. Bunu yapmamdaki amaç Rotten Flesh ve Gunpowder falan fısık toplayabilmemdi. İşe de yarıyorlar zaten. Sıkıntı yok. Bu bölüm ne yapacağız? Şimdi bu bölüm Squid Farm yapacağız. Yani Insect Farmlayacağız. Onun içinde belli bir alan hazırlamanız gerekiyor. Ben şöyle aşağıda hazırladım. Gördüğünüz gibi bu farmı da yerin altına yapacağım. Gördüğünüz gibi 13'e 13'lük bir alan hazırladım. Arkadaşlar bayağı büyük bir alandan bahsediyoruz burada. Gayet de güzel olacak gibi bir his var içimde. Bu alanın en fazla yarısı çalışacak. Geri kalan yarısı tırt. Yani bir işe yaramayacak. Bakalım hep beraber göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Şimdik. İlk ihtiyacımız olan şey raylar. Bir tane minecart hopper ve bu powered raylar gerekecek. Bayağı bir redstone'umuz var zaten sıkıntı yok. Ama gold yetecek mi emin değilim. Şimdi ben bir 64'lük stack alalım. Lan demirimiz de az. Demir de yetecek mi acaba? Aha! Iron'dan çok demirimiz var. Ulan emmi. Hain emmi. Güya bana kaç stack iron verecekti de hala vermedi. Neyse, elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi tren rayına ihtiyacımız var. Tren rayı için ne gerekecek, ne gerekmeyecek çok da emin değilim. Gene böyle hazır, hafif böyle hazırlıksız bir şekilde oynuyorum. Şu, şeyi almayı unuttuk.
Şuradan biraz reston alacağız. Şimdi şey var mı aslında şurada? Aynen var, reston torch. Galiba altınla şu şekilde yapılıyordu. Bir tane stick koyunca yok, böyleydi. Reston koyduk. Aynen. Bu şekilde power trail yapabiliyorsunuz. Buna reston sinyali yollayınca hepinizin bildiği gibi tren rayları böyle akıp gidiyor. Biz de onları kullanacağız. Demir, yani altın daha fazla var bizde, yani demirden. O yüzden biraz altın kullanacağız gibi bir durum var şu anda. Çünkü daha hopper da yapmamız gerekecek. O yüzden ha, tabii şuradan yeterli ham maddeyi koymazsan yapamıyorsun. Şimdi 42 taneyle bir yapmaya başlayalım hafiften. Bu sayede görürüz hem nereden neyden ne kadar çıkıyor. Deparat. Hadi oğlum. Şunu şuraya alalım. Hadi gir de. Düt 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 düt. Şimdi. Hop. Sen kırıl bakayım. Ya da bir saniye. Şunu buraya koyalım. Sen gel bakayım şöyle. Şunu da kıralım. Şunları şuraya koysak da olur aslında. Şöyle hafiften aydınlatmayı sağlamak için. Hemen halledelim. Hop hop hop. Şurada duracak arkadaşlar. Hop 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 hop. Şu ortalara dizeceğiz bunları. Şimdi hesaplayalım. Bu oda 13 genişliğinde bir oda. Her ray için kaç tane gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye hesaplıyorsam? Bir uçlara koymuyoruz. Geri kalan uçlara koyuyoruz. Yani her bir sıra için 11 tane bize çok ray gerekecek. Şöyle. Ok ürettiğimiz raydan anca bu kadar doldurabildik. Biz bayağı bir altın harcayacağız bu sefer. Aslında daha ufak ölçekli bir şey yapabilir miydik? Yapabilirdik ama ben yapmak istemiyorum. Şu 11 demiştik değil mi? 5 tane buradan bıraksak, 5 tane buradan bıraksak tam şu orta ray. Buraya redstone'lar gezecek. O yüzden şimdilik buraları kırıyorum. Bir tane şuraya koyalım, bir tane de şuraya koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde işimizi görmeye devam. Biraz uzun sürebilir bu inşa. İdare edeceksiniz. Sky Factory'e durmak yok. Yeni bir seriyle gelebiliriz ilerleyen günlerde. İnşallah beğenirsiniz. Gene bir Minecraft serisi olacak. Ne kadar Minecraft kanalına dönmeyeceğim diyor olsam da bayağı bir Minecraft serisi olmaya başladı yani. Beni yalancı durumuna çıkarıyor bu durum. Şimdi bakalım idare edeceğiz bir şekilde. Şunları yapsam mı? Neyse döşedikçe. Aslında yanıma mı alsam? Orada yaparım direkt. Şuradan dark şeyleri alalım. Gerekirse orada yaparız. Şuradan hop, yanlış şeye tıkladım. Şuradan bir blok. Bir stack blok alalım. Ve inelim aşağıya. Haydi bakalım. Depar. İnsanlar bekliyor. Ay Sky Factory ay. Günlerdir Sky Factory oynuyorum arkadaşlar. Benim çektiğimi kimse çekmemiştir yani Sky Factory'da. Onun yeni bölümlerinde de bayağı şaşıracaksınız. Bayağı hızlı bir şekilde end'e gitme ihtimaliniz var yani. Bakalım. Acaba ne olacak? Acaba. Bunları niye yapıyorum? Heh, bu arada bunu anlatayım. Hiç onu anlatmadım. Hiç konuşmuyorum ya. Yani bu kadar rayı niye döşüyorum? Şimdi otomasyon toplama sistemi yapıyorum arkadaşlar. Bu raylarda otomasyon toplama sisteminin birer parçası. Şurayı şöyle yaralım. Otomasyon toplama sistemi, yani kurduğum otomatik toplama sistemi bildiğiniz Hopper minecart'ın burada dolaşması. Yani öyle bir çok bir şaşırtıcı bir yanı yok anlayacağınız üzere. Sadece bir tane hopper'lı minecart koyacağım. Ve o minecart bütün her şeyi toplayıp duracak. Bütün insekleri. Şimdi demiştik ki burada bir yer kuralım kendimize. Bir daha yukarı çıkıp durmayalım. Hemen bir tane bench yapalım. Şimdi şuraya koyalım. Bu arada niye bu redstone blokları döşedim? Redstone blokları her zaman sinyal yollar arkadaşlar. Bir daha şu şeyde redstone taşlarla uğraşmayalım diye. Direkt bloklarla kullanalım diye yaptım.
Şimdi şuradan biraz koydum. Birazcık daha alsam, bir 30 tane daha alsam yeter mi acaba? Bilmiyorum. Yetmeyecek büyük ihtimalle ama şansımızı deneyelim. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Yetmedi. Birazcık daha gerekiyor. Sakin ve kararlı olmak gerekiyor bu oyunu oynarken. Evet, bütün altınlarımızı bitirdik. Sorun değil. İlerleyen bölümlerde de bir tane altın farmı yaparım. Onu da hallederiz şimdi. Gördüğünüz gibi bağlayınca bütün raylar kırmızı yanmaya başlıyor. Yani çalışır vaziyete geçiyorlar. Benim de amacım buydu zaten. Şimdi fazladan 7 tane rayımız oldu. Bir tane fazladan harcamışız. Geri yukarı çıkıyoruz. Bu sefer normal ray sistemine kurmamız lazım. Bir tane de minecart hopper yapmamız lazım. Onu da aradan çıkaralım. Sonra test edeceğiz bakalım alttaki minecart düzgün çalışıyor mu. Bu arada squid farm için belli bilgiler vereyim size. Squidler suyun içinde spawnlanıyor. Bildiğiniz gibi squidlerin spawn olduğu belli bir yükseklik var. Yani Y. Buradan parmağımla göstereceğim ama gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Yukarıdaki hop şöyle tam elimin hizasında yukarıda bir 75 yazıyor. O 75 sizin yüksekliğiniz. Squidler 63 ile 46 arasında spawn oluyorlar. Yani ona uygun bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Farmınızı. Benimki de o aralığın içerisinde. Harbiden 10 tane şeyimiz kalmış. Vay anasını satayım. Şimdi şu redstone'ları şurada bırakalım. Bırakmayalım. Üstümüzde kalsın. Aa, ayrımız varmış ya. Hiç gerek yokmuş. Şimdi bir tane minecart yapmamız gerekiyor. Şurada chest var mı? Yok. Hemen bir tane de chest yapalım. 1, 2, 2, şu chest'e de hooper yapacağız bir tane hızlı bir şekilde. Ne hooper yaptık be. Şöyle de minecart hooper oluyordu bildiğimiz üzere. Aynı zamanda bizim birazcık, çok fazla değil. Şu kadar yeter sanırım. Normal rail'a ihtiyacımız var. Hatta fazla bile rail yapmış olabilirim. Olsun. Bundan sonra minecart hooper'ı ben beğendim. Bundan sonra pek çok yerde kullanabilirim bu ray sistemlerini. Aslında daha fazla demirimiz olsaydı, aha giremiyorum. Demirleri harcamak istemeseydim altınları kullanmazdım. Yani altınları şöyle araları serpiştirirdim, öyle hayvan gibi uzunlukta yapmazdım. Ama yeterli şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi şuraya bağladık. Şununla bunu bağladık. Bununla bunu bağladık. Şunu kıralım, alalım. Sonra buradan geldi buraya. Bununla bunu bağlıyorsunuz. Sonra bu buradan geliyor. Şundan geliyor daha doğrusu. Bununla bu. Buradan geliyor. Bununla bu. Sonra buradan geliyor. Aslında hepsini böyle yan yana zırt zırt diye yapabilirim ama işkence çektirmeyi tercih ediyorum sizlere. Tak 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 tak. Şunu da kırıp tak tak yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. En sona geldiğinde de şöyle bir tane düz yapın. Birer tane düz koyalım. Ve oluyor sanırım. Şimdi minecart koyduk. Bakalım gidiyor. Gezdi. 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 Şuraya geçelim. Gözlemeye devam. Hooper, yani Hooper'lı minecart'ı. Şimdi oraya vurduğunda geri dönmesi lazım. Acaba geri dönecek mi? Asıl merakım o. Aha geri dönmüyor. O şöyle yapabiliyormuş peki. Aha fazla kırdık. Hayır. Şu an düşünüyorum. Onu bir şekilde geri yollamak lazım çünkü. Şu tekrar hooper'ı koyalım. Şunu şuraya şöyle bağladık. Evet. Son sıraya bir şey yapınca bakalım geri gidecek mi? Vurdu. Geri sekti. Güzel. Demek ki son hanelere bir tane blok koymamız, yani bir şey koymamız yeterli oluyor. Hemen test edelim tekrar. Aferin koçum. Aferin. Ve bu kadar. Şimdi
Yapacağımız şeye gelelim. Bunu artık durdurabiliriz. Alalım şöyle üstümüze. Şimdi ben squidlerin buradan yukarıda spawn olmasını istiyorum. Yani dutların düşebileceği bir zemin lazım bana. Half slab'leri kullanalım. Hadi gidip half slab alalım. Bizim için de iyi olur. Aha yağmur başlamış. Ben oyun sesini bayağı kısmışım galiba ya. Sound, music, master volume, weather'ı kapamışım komple. Weather'ı da biraz açalım. Friendly creature'lar sönük kalsın. Master volume ona çıksın. İyi. Tamam. Şimdi biraz half slab alacağız. Biraz da sign alacağız. Onun da sebebini anlatacağım şimdi. Bala 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 bam. Şimdi burada hazır bayağı bir half slab'imiz olması lazım. Hani de stone slab'ler. Tamam, en sevdiğimden. Şunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Şöyle ol. Şimdi biraz da sign yapacağız. O zaman şuradan fazladan dark wood'lar alalım. Aşağıda yapacağım çünkü sign'ları bir daha yukarı çıkmak istemiyorum. Sign'ları niye yapacağım? Aşağıya doğru su akmasın. Squid'lerin bir şekilde boğulmaları lazım çünkü. Daha doğrusu havayla boğulmaları lazım. Bildiğiniz gibi suyla yaşıyor arkadaşlar. Şimdi burayı hızlı bir şekilde slab'lerle şu hizada slab'lerle doldursak oluyor sanırım. Şöyle yapabilir miyiz peki? Şuralara torç koysak olur. Şunları kırıp bir seviye yukarıya torçları koyacağız. Ki en azından ışığımız olsun, etrafı görebilirim. Şöyle. Evet oldu. Şimdi yapacağımız şey şuralara half slab'lerle kapamak. Bu sayede loot düştüğünde arkadaşlar bunun üstüne düşecek. Aynen bunun üstüne düşecek. Yanlış şey yapmadım. Şimdi bir stack daha alalım. Tabii biz bunu bir kademe altın daha kazacağız gene. İşimiz bitmedi. Ne yazık ki. Şimşekler çakarken Ahmet zavallı kalamarları öldürmek için aynen squid kalamar demek ayrıca arkadaşlar zavallı kalamarları öldürmek için planlar yapıyordu ve kendini yanlışlıkla buraya hapsetti. Evet, çok çalışkanım. Kendimi hapsettim. Neyse halledeceğim şimdi onu da. Şurayı bitirelim. Minecart herhalde bir blok yükseklikte çalışacak. Emin de değilim. Şöyle bir deneyelim mi? Aha, attık yanlışlıkla aşağı. Şöyle denersek çalışması lazım. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Ben o zaman dizmeye devam ediyorum. Şunun üstünü kapamayacağım ki yukarı zıplayayım. Şimdi. Şimcik. Güzel bir tren ray sistemimiz oldu aşağıda. Hooper'la beraber çalışan. Aynen. Tam yeterli sayıda half slab'imiz varmış. İyi oldu bu. Sonra en sonunda buna koyuyoruz. Şuraya koyalım. Hatta buraya da koyalım. Ve hatta şuradan kendimize bir çıkış yolu açalım. Gördüğünüz gibi tren aşağıda ilerlemeye devam edecek. Şuradan şöyle eğilirsek görebiliyoruz. Tren ilerleyip devam ediyor. Şimdi şurayı böyle kapıyorum. Şimdi yapacağımız şeye gelelim. Arkadaşlar bize bol bol sign gerekiyor. Sign'in yapılışı basitti. Hiçbir zaman değişmedi. Şöyle iki stack alırız. Şöyle bir sıra. Şöyle bir sıra. Gördüğünüz gibi bol bol sign'ımız oldu. Bu sign'ları ne için kullanacağız? Sign'ları kullanmamızın sebebi basit. Aşağı su akmasını istemiyoruz. Tamam. O zaman sign'ı buraya koyuyoruz ve done diyoruz. Bir tane de önüne koyuyoruz. Bildiğiniz gibi sign'lardan su akmaya çalıştığında su buradan aşağı akmayacak. Sign'larda takılacak. Ama sizin de gördüğünüz gibi ben dahil bütün yaratıklar sign'ların içinden geçebiliyorlar. Biz bu sign'ları sadece suları bloklamak için kullanacağız, anlayacağınız üzere. Şunları bir blok daha yukarı koysaymışız iyi olurmuş.
Bir örümcek sesi geliyor yakınlardan. Evet, şurada bir tane şey yaptık. Bu biraz uğraştırıcı bir iş. Ama ne yaparsınız? Şu 1,5 blokluk mesafede squidler ölecek arkadaşlar, boğulup. Çok cani durmuyorum inşallah. İnşallah çok cani değilimdir. Evet. İlk sıra tamam. Şimdi ikinci sıra biraz zaman alıyor. O yüzden videoda burayı komple sign'larla doldurduğumda devam etmek üzere. Görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar, bitirdim komple aşağıyı, böyle her bir blok sign'la kaplamayı. Şimdi torçları bıraktım. Çünkü neden bıraktım? Zaten ben su dökmeye başlayınca bu torçlar böyle aşağı doğru atılacak. O yüzden sıkıntı yok. Biz işimize devam edebilelim. Şu an bize kaç yüksekliğinde bakalım yer kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yüksekliğinde yaratık spawn edebileceğimiz alan kaldı. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu platformlar inşa